Arkadaşlar, sınıf sistemine giriş kapsamında hazırladığım ikinci videoda nöron tiplerinden bahsedeceğim. Nöron tiplerinin neler olduğunu ve bunların uzantılarının ne şekilde olduğunu bilmek, nöronların uzantılarını takip etmek açısından önemlidir. Burada nöronların uzantılarının sayısına göre sınıflandırılmasını görüyorsunuz. 4 çeşit nöron var burada. Şimdi bunları tek tek görelim. Biz nöronları uzantılarının sayısına göre, yani gövdeden çıkan uzantılarının sayısına göre 4 gruba ayırırız. Nöron unipolare. Bakınız, nöron gövdesinden tek uzantı çıkar. Nöron unipolare. İkinci grup ise nöron pseudo unipolare. Burada da yine nöronun gövdesinden bir uzantı çıkar. Ancak bu uzantı kısa bir seyirden sonra ikiye ayrılır. Bakınız, birisi perifere doğru giden, diğeri merkeze doğru giden iki uzantıya ayrılır. Bir diğeri ise nöron gövdesinden iki uzantının çıktığı nöron. Nöron bipolare. Burada pol demek kutup demektir. Şu tek kutuplu, bu yalancı tek kutuplu, bu ise iki kutuplu. Nöron multipolare ise, bakınız, nöronun gövdesinden çok sayıda uzantı çıkıyor. Çok sayıda dendrit ve bir tane akson çıkıyor. Bu da nöron multipolaredir. Şimdi bunların her birini biraz daha ayrıntılı bir şekilde görelim. Evet, burada da yine bizim nöron multipolareyi, nöron bipolareyi, nöron pseudo unipolareyi ve nöron unipolareyi görüyorsunuz. Şunlar dendritlerdir. Şunlar dendritler. Dendritler, dendritler. Yine şunlar da dendritler. Burada nöron gövdesini ve nöron gövdesinin içerisindeki çekirdeği de görüyoruz. Bu nöron multipolare, nöron bipolare, nöron pseudo unipolare ve nöron unipolare. Evet arkadaşlar, bunlardan nöron unipolareler tek kutuplu hücredir. Nöron gövdesinden bir uzantı çıkar. Bu uzantı bir süre sonra uzantılar, kısa uzantılar verir. Bunlar dendritlerdir. Omurgalı canlıların sinir sisteminde bulunmazlar. Omurgasız canlıların sinir sisteminin dominant nöronlarıdır bunlar. Dolayısıyla dünya üzerinde en çok bulunan nöron çeşidi nöron unipolarelerdir. Omurgalı sinir sisteminde gelişimsel olarak bazı genç nöronlar nöron unipolarelere şekilsel olarak benzeyebilirler. Bazen birazdan göreceğimiz nöron pseudo unipolarelere nöron unipolare denir. Bu yanlış bir kullanımdır, ancak bu nevi bir kullanım söz konusudur. Bizim uzantısına göre sınıflandırdığımız ikinci tip nöron, nöron pseudo unipolaredir. Omurgalı canlıların sinir sisteminde çoğunlukla nöron unipolare olarak da adlandırılır bunlar, ama bunlar nöron unipolare değildir. Nöron unipolareler arkadaşlar budur. Bu ise nöron pseudo unipolaredir. Bu nöron pseudo unipolarenin gövdesinden çıkan bir uzantı ve bu uzantının kısa bir seyirden sonra birisi perifere doğru giden, diğeri merkeze doğru giden iki uzantıya ayrılması söz konusudur.
Burada perifere giden uzantıya biz periferik uzantı diyoruz. Bu periferik uzantı dendrit olarak adlandırılır ve dendrit olarak da görev görür. Buna karşın santral uzantı akson olarak adlandırılır ve akson olarak da görev yapar. Bu nöron pseudo-unipolare esasen modifiye bipolar nörondur. Gelişimsel olarak bipolar nöronun proksimalindeki uzantısı soma etrafında yerini değiştirerek diğer uzantı ile birleşerek bu nöron pseudo-unipolare görünümünü alır. Peki nöron pseudo-unipolare nerelerde bulunur? Hangi duyularla ilgilidir? Arkadaşlar, nöron pseudo-unipolareler bizim kranial ve spinal sinirlerimizin duyu ganglionlarında bulunurlar. Ve bu nöron pseudo-unipolareler genel somatik afferent, bir başka de işte GSA ve genel visceral afferent ile ilgili uyarıları algılar ve impuls olarak merkezi sinir sistemine taşırlar. Eğer bakınız şu bir pseudo-unipolar nöron. Pseudo-unipolar nöron. Onun periferal uzantısı. Eğer periferal uzantı deride, ağız mukozasında, burun mukozasında sonlanırsa GSA duyusu alır. Ya da eklem kapsülünde, kas kirişlerinde sonlanırsa GSA duyusu alır. Yok eğer bu aynı pseudo-unipolar nöron iç organda, bağırsaklar mukozasında, kalpte, akciğerlerde sonlanırsa bu GVA duyusu alır. Genel visceral afferent duyu alır. Evet, bizim ganglion spinalelerimizin içerisinde 5. kranial sinirimiz ganglion trigeminalede. Bu ganglion trigeminalenin diğer adları ganglion semilunare ya da gaserion ganglionudur. 7. kranial sinirimiz nörus fasialisinin ganglion geniculisi içerisinde. 9. kranial sinirimiz nervus glossopharyngeus'un ganglion superiusu. Onun diğer adı ganglion yukularidir. Ganglion inferiusu, diğer adı ganglion petrosumdur. Bunun içerisinde. Yine 10. kranial sinirimiz nervus vagus'un ganglion superiusu, diğer adı ganglion yugulare ya da rostralidir. Yine 10. kranial sinir nervus vagus'un ganglion inferius, onun diğer adı ganglion nodosumdur. Bunların içerisinde nöron pseudo-unipolareler bulunur. Nöron pseudo-unipolareler, burada tekrar etmek isterim, genel duyuların algılanması ve onların merkezi sinir sistemine taşınması ile ilgilidir. Eğer pseudo-unipolar nöronun periferal uzantısı deride sonlanıyorsa, kas girişlerinde, eklem kapsüllerinde, mukozada, ama bu mukoza ağız boşluğu mukozası, burun boşluğu mukozası, eğer buralarda sonlanıyorsa GSA duyusu alır. Birazdan GSA duyusunun, GVA duyusunun ya da duyularının neler olduğunu göreceğiz. Deride, ağız mukozasında, burun mukozasında, kas iyiciklerinde, kas kirişlerinde yani tendolarında sonlanıyorsa GSA duyusu alır. Yok, eğer pseudo-unipolar nöronun periferal uzantısı iç organlarda, iç organların mukozalarında sonlanıyorsa o zaman GVA duyusu alır. Bizim bir diğer çeşit nöronumuz
nöron bipolaredir. Bakınız bi iki demek, pol kutup demek. Gördüğünüz gibi bu nöronun gövdesinden iki uzantı çıkar. Yani bu nöron iki kutuplu bir nörondur. İki uçlu bir nörondur. Burada nöron bipolarenin somasının yani gövdesinin her iki ucundan bir uzantı yani nörit çıkar. Bunlardan birisi perifere gider, diğeri merkez sinir sistemine gider. Perifere giden uzantı dendrit olarak isimlendirilir ve dendrit olarak da görev yapar. Buna karşın merkeze doğru giden uzantı santral uzantıdır. Akson olarak adlandırılır, hem de akson olarak görev yapar. Bizim sinir sistemimizde nöron pseudounipolareler ile nöron bipolareler periferik sinir sisteminin bütün primer duyu nöronlarını oluştururlar. Yani bizim periferik sinir sistemimizde primer duyu nöronları iki çeşittir. Bunlar nöron pseudounipolareler ki bunlar genel duyuların algılanması ve iletimi ile ilgilidir. Buna karşın nöron bipolareler özel duyuların algılanması ve iletimi ile ilgilidir. Bakınız arkadaşlar, bizim nöron bipolarelerimiz sadece kranial sinirlerin özel duyu ile ilgili olan sinirlerinin başlama yerlerinde bulunurlar. Nöron bipolareler özel somatik afferent, yani buna biz special somatic afferent, SSA ve özel visceral afferent, yani special visceral afferent ile ilgili uyarıları algılar ve impuls olarak merkez sinir sistemine iletirler. Peki burada özel, special visceral afferent olan özel duyular kimlerdir? Bunlar SVA olarak kısaca adlandırdığımız duyular tat ve koku duyusudur. Tat ve koku duyusu SVA'dır. Buna karşın görme, işitme ve denge SSA'dır. Özel somatik afferent. İngilizcesiyle söylersek bunu special somatic afferent. Peki bunlar nerelerde bulunur vücutta? Regio olfaktoria'da ki bu bizim birinci kranial sinirimiz nervus olfaktorius'un başladığı yerdir. Bu regio olfaktoria'da nöron bipolareler bulunur. Yine bizim gözümüzde görme ile ilgili olan sinirimiz nervus opticus, retina'da nöron bipolareler bulunur. Yine bizim işitme ile ilgili olan ganglion cochlearemiz, buna ganglion spiralede, spirale cochlea'da denir. Ya da buna corti ganglion'da denir. Bu ganglionun içerisindeki nöronlar işitme ile ilgilidir. Buradaki bu ganglion cochleare içerisindeki bipolar nöronların santral uzantıları bir araya gelerek nervus cochlearis'i oluşturur. Ganglion vestibulare ya da scarpa ganglionunun içerisindeki nöron bipolareler denge ile ilgilidir. Bu ganglion vestibulare içerisindeki nöronların santral uzantıları bir araya gelerek de nervus vestibularis oluşturur. Nervus vestibularis de denge ile ilgilidir. Daha sonra nervus vestibularis ile nervus cochlearis bir araya gelerek nervus vestibulocochlearis olarak adlandırdığımız bizim 8. kranial sinirimizi oluştururlar. Evet, 4. çeşit uzantı sayısına göre sınıflandırdığımızda
dördüncü çeşit nöronumuz nöron multipolaridir. Bu nöron çeşidinde nöronun gövdesinden çok sayıda nörit çıkar. Bunlardan kısa ve çok sayıda olanlar dendrit olarak adlandırılır ve dendrit olarak da görev yapar. Bunlardan tek ve uzun olan akson olarak adlandırılır ve akson olarak da görev yapar. Nöron multipolareler beyin ve medulla spinalis'te bulunurlar. Omurgalı sinir sisteminde en yaygın görülen nöron çeşidi nöron multipolarelerdir. Bunların sayısı 100 milyar ile 1 trilyon arasında değişir. Ancak arkadaşlar çok enteresan bir şekilde bu kadar çok nöronun sadece 2 milyonu motor nörondur. Kalanı ise ara nöron yani internörondur. Dolayısıyla bizim korteks serebrimizde motor nöronların hasarı oldukça dramatik semptomlar ortaya çıkarabilir. Çünkü bunların sayısı genele oranlandığında çok azdır. Biz arkadaşlar nöron multipolareleri aksonlarının uzunluklarına göre iki alt gruba ayırırız. Bunlardan bir tanesi nöron multipolare longi axonicum. Yani aksonu uzun olan multipolar nöronlar ki bunların diğer adı Golgi tip 1 nöronlardır. Bunların akson uzunlukları kişinin boyunun uzunluğuna göre 1 metre hatta 1,5 metreye kadar uzayabilir. Bakın burada bir nöron gövdesi var, uzun bir aksonu var. Bunlar beyin ve omurilikteki uzun yollarda ve periferik sinirlerde bulunurlar. Örnek olarak korteks serebrideki piramidal hücreler, korteks serebellideki Purkinje hücreleri ve medulla spinalis'in korna anteriorundaki alt motor nöronlar uzun aksonlu Golgi tip 1 nöronlardır. Bir de nöron multipolare brevi axonicum vardır. Yani aksonları kısa ya da hiç olmayan, aksonları hiç olmayan nöron multipolareler vardır. Bunlara Golgi tip 2 nöronlar da denir. Bunların aksonları çok kısadır ve komşu hücrenin gövdesinde sonlanır. Yıldız görünümlü hücrelerdir. Sayıları Golgi tip 1'den daha fazladır. Bunlar korteks serebri ve korteks serebellide daha çok bulunurlar. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar gördüğümüz nöronları şöyle bir hızlı bir şekilde özetleyelim. Bakınız. Bizim duyu nöronlarımız ya nöron pseudo-unipolare şeklindedir ya da nöron bipolare şeklindedir. Bizim genel duyularımızın algılanması ve iletimi ile ilgili olan nöronlar nöron pseudo-unipolarelerdir. Bunlar GBA ve GSA duyusunu algılar ve iletir. Buna karşın bizim özel duyularımızı algılayan ve ileten nöronlar nöron bipolarelerdir. Özel duyuları biliyoruz değil mi? Tat, koku, görme, denge. Bunlar bizim özel duyularımızdır. Buna karşın genel duyular GSA ve GVA duyulardır. Onları da birazdan anlatacağım. Peki bizim motor nöronlarımız arkadaşlar. Bakınız bu konu basit gibi görünür ama olay anlamaya geldiğinde anlaşılması çok da kolay olan konular değildir bunlar. O yüzden şöyle dikkat ederek dinlerseniz, olayı anlamak için gayret gösterirseniz bunu rahat anlarsınız. Bizim iki çeşit de motor nöronumuz vardır. Birisi somatik motor nöron. Bakınız şu somatik motor nöron. Somatik motor nöronun bir uzun aksonu var ve
somatik motor nöronun gövdesi ile uyardığı yapı, yani efektör arasında herhangi bir kesinti söz konusu değildir. Bu bir somatik motor nörondur. Somatik motor nöron bizim çizgili kaslarımızı uyarır. İstemli fonksiyonlarımızı kontrol eder. Somatik motor nöronun gövdesi ile efektörü arasında, yani etkilediği, uyardığı yapı arasında hiçbir kesinti söz konusu değildir. Ve bu somatik motor nöronun aksonu iyi miyelinlenmiştir. Bizim bir de arkadaşlar, şuraya dikkat buyurun, şuraya dikkat edin. Otonom motor nöronumuz vardır. Buna viseral motor nöron da sıklıkla denir. Bizim otonom sinir sistemini oluşturan otonom motor nöronlar iki nöron zinciri halinde bulunurlar her zaman. Bunlardan birisi preganglionik ya da presinaptik nöron, diğeri ise postganglionik ya da postsinaptik nörondur. Bunlardan presinaptik ya da preganglionik nöronun gövdesi ya medulla spinalis'in kornulateralisinde bulunur. Eğer bu sempatik ise medulla spinalis'in T1 ile L2, L3 segmentlerinde kornulateralinde bulunur. Eğer bu parasempatik ise beyin kökünde 3, 7, 9 ve 10. kranial sinirlerin parasempatik çekirdeklerinde bulunur. Ya da sakral 2, 4 seviyelerinde medulla spinalis'in kornulateralisinde bulunur. Peki postsinaptik nöronun nöron gövdesi nerede bulunur? Bu da, burası biraz karışık, ganglionlar konusunda burayı ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Ama bu nöron gövdesi, eğer bu bir postganglionik sempatetik ise sempatetik ganglionlarda, yok eğer bu bir postganglionik parasempatetik ise parasempatik ganglionlarda bulunur. Burada gördüğünüz gibi otonom motor nöronlar iki nöron zincirinden oluşur. Birisi preganglionik, diğeri ise postganglioniktir. Ve yine hatırlayalım, preganglionik motor nöron hafifçe miyelinli iken postganglionik motor nöron miyelinli değildir. Bu da otonom sinir sisteminde iletim hızının yavaş olmasını ortaya çıkarır. Halbuki somatik motor nöronun aksonu oldukça iyi bir şekilde miyelinlenmiştir. Bu da somatik sinir sisteminde iletimin oldukça hızlı olmasını ortaya çıkarır. Bizim duyu nöronlarımız ile motor nöronlar arasındaki bağlantıyı kuran nöronlar ise ara nöronlardır. İşte bunlar, bakınız, piramidal hücresi var, Purkinje hücresi var. Bunlar ara nöronlardır. Arkadaşlar, biz nöronları bir de fonksiyonlarına göre sınıflandırırız. Az önce uzantılarının sayısına göre sınıflandırmıştık nöronları. Nöronları biz bir de fonksiyonlarına göre sınıflandırırız. Biz nöronları fonksiyonlarına göre afferent, duyu ya da sensorik nöron ve efferent ya da motor nöron olmak üzere iki ana gruba ayırırız. Afferent, duyu ya da sensorik nöron, diğeri ise efferent ya da motor nöron. Bizim 4 çeşit afferent nöronumuz, yani duyu nöronumuz vardı. Bunlar genel somatik afferent, genel viseral afferent, özel somatik afferent, özel viseral afferent. Buradaki S, special, özel, somatik afferent ya da special visceral afferent. Bizim esasen iki çeşit
Ama buna kısmen 3 çeşit de efferent ya da motor nöronumuz vardır. 3 çeşit efferent ya da motor nöronumuz vardır. Bunlar çizgili kasları uyaranlar genel somatik efferent GSE ve özel viseral eferentler. Bunlar çizgili kasları uyarır. Bakınız GSE ile SVE çizgili kasları uyarırken GVE sadece düz kasları uyarır. Burada SVE hakkında yani special visceral efferent ya da özel visceral efferentler bizim farynks özür dilerim ya da farynks ya da yutak kavislerinden gelişen kasları uyarırlar. Bizim yutak kavislerinden gelişen kaslarımız çizgili kaslardır. Ancak bu kasları uyaran nöron lifleri SVE'dir. Peki hangileridir bu kaslar? Bunları belirtelim. Mimik kasları, çiğneme kasları, yutak kasları, larynx kasları, orta kulak kasları ve özefagus'un başlangıç kısmındaki kaslar yutak kavislerinden gelişir. Ve bunları bu kaslar çizgili kaslardır ve bu kasları uyaran sinir lifleri de SVE'dir. Özel visceral efferent ya da special visceral efferent'tir. Bizim gövdemizde alt ve üst ekstremitelerimizde bulunan kasları uyaran sinir lifleri ise GSE'dir. SVE'ler sadece kraniyal sinirlerin bir kısmında bulunur. Buna karşın GSE'ler hem spinal, tüm spinal ve bir takım kraniyal sinirlerde bulunur. Bakınız burada uyarıyı algılayan duyu nöronudur. Duyu nöronunun periferal sonlanmasına reseptör deriz biz. Bu duyu nöronu dışarıdan ya da vücudun içerisinden aldığı bilgiyi gövdesine getirir. Burada bir entegrasyon yaptıktan sonra onu santral uzantısı ile medulla spinalis'in arka boynuzunda yer alan ara nöronlara getirir. Bu ara nöronlarda ön tarafta, korna anteriörde nöron gövdesi bulunan motor nörona bilgiyi verir. Bu da bir efektörü uyararak yanıt verir. Biz medulla spinalis seviyesinde oluşan yanıtlara refleks adını veririz. Burada bir refleks arkı görüyorsunuz. Evet, şimdi arkadaşlar merkez sinir sisteminin serebrum ve medulla spinalis'ten periferal sinir sisteminin nervi kranialis ve nervi spinalislere ilaveten ganglionlar tarafından oluştuğunu daha önce ifade etmiştim. Şimdi periferik sinir sisteminde bizim bir duyu nöronları ya da aferent nöronlar, bir de motor ya da eferent nöronlar vardır. Peki bunlar hangi duyularla ilgili impulsları alırlar? Bizim genel somatik aferentlerimiz, şöyle alalım bunu buraya yazalım şöyle bir yerde bakınız. Genel somatik şöyle yazalım. Genel somatik aferentler. Genel somatik aferentler arkadaşlar bakınız. Bizim derimizden, ekstremitelerimizdeki, gövdemizdeki kaslardan, ağız boşluğu, burun boşluğundaki mukozalardan, dokunma, ağrı, basınç, titreşim, sıcaklık, soğukluk ve proprioception duyuları ile ilgili impulsları alırlar. Kim? Genel somatik aferentler. Peki özel
somatik aferentler yani SSA, bunlar da bizim işitme, denge ve görme ile görme duyuları ile ilgili impulsları taşırlar. Burada dikkat edin, duyu demiyorum, impuls diyorum. Çünkü arkadaşlar, korteks serebriye ulaşmayan hiçbir impuls bizim tarafımızdan algılanamaz. Korteks serebriye bir impulsun mutlaka ulaşması lazım ki onun duyu olarak adlandırılabilmesi, algılanabilmesi mümkün olsun. Burada A yerine, bakınız A yerine, bu afferent yerine S'yi de getirebilirsiniz. Bakınız, S'yi de getirebilirsiniz. Hani bu GSS olabilir. O zaman şaşırmayın. Burada A yerine S getirebilirsiniz. Yani special somatic sensory olur bu İngilizce olarak. Ya da bu special somatic afferent diyoruz buna. O halde SSA'nın da şunlar olduğunu öğrenmiş olduk. Peki bir pseudo unipolar nöronun periferal uzantısı bir iç organda, bir iç organın boşluğunda, lümeninde, mukozasında sonlanıyorsa hangi duyuyu alır? Bakınız GVA duyusunu alır. GVA duyusunu alır. Bu A yerine S'yi de, yani sensorik kullanabileceğimizi unutmayın. Evet, burada bizim organlarımızdan, şöyle bunu ifade edelim. Çoğunuzun hayatının bir döneminde karnı ağrımıştır. Karında bir gerilme, spazm olmuştur. İşte bu iç organlardan algılanan gerilme, spazm, bulantı, açlık, tokluk, bunların tamamı GVA ile ilgili impulslardır veya da GVA duyularıdır bunlar. Gerilme, spazm, bulantı, iğrenme, açlık, tokluk, kimyasal değişikliklerin algılanması GVA'dır. Burada arkadaşlar viseral ağrı ile somatik ağrıyı da ayırt edebilmemiz lazım. Eğer bir ağrı bir iğne patması şeklinde ya da bir bıçak ile bir şey bir yerimiz kesildiğinde oluşan ağrı somatik ağrıdır. Somatik ağrı şiddetli ağrıdır. Dayanmanız ona söz konusu değildir. Ama viseral ağrı, işte o karnınız ağrıdığında ya da mideniz ağrıdığında aldığınız ağrı viseral ağrıdır. Viseral ağrı daha çok gerilme, spazm, dolgunluk şeklinde kendini gösterir. Somatik ağrının yerini net olarak tarif edersiniz. Yani parmağınızın ucuna bir iğne batırıldığında ya da bir diken battığında o dikenin battığı yeri net olarak gösterirsiniz. Ama karnınız ağrıdığında karnınızın neresinin tam olarak ağrıdığını söyleyemezsiniz. Karnınızın tamamını gösterirsiniz. Buram ağrıyor dersiniz. Dolayısıyla derler ki hastanın karnı ağrımaya başladığında doktorun da karnı ağrımaya başlar. Çünkü viseral ağrının yerini tam olarak bulabilmek her zaman çok kolay değildir. Evet, bir diğer bizim duyu çeşidimiz ise GVA'dır. Bakınız GVA. GVA. Burada A yerini S'yi yine kullanabileceğimizi, özür dilerim, bu GVA değil değil mi? Bu SVA olacak. SVA. Özel viseral aferent. Kimdir bunlar? Tat ve koku. Tat ve koku. Bizim motor nöronlarımız, bunlar da iki çeşittir. GSE. Genel somatik eferen. Bunlar bizim
Bunlar bizim gövdemizde, ekstremitelerimizde bulunan çizgili kasları uyarırlar. Bir de SVE'miz vardır. Bunlar da çizgili kasları uyarır. Yani special visceral efferent ya da özel visceral efferent, bunlar da çizgili kasları uyarır. Ancak bu SVE'ler sadece kraniyal sinirlerde bulunurlar ve yutak kavislerinden gelişen kasları uyarırlar. Hangilerdir bu yutak kavislerinden gelişen kaslar? Az önce de ifade etmiştim. Çiğneme kasları, mimik kasları, larynx kasları, pharynx kasları, orta kulak kasları ve özofagus'un başlangıcında bulunan kaslar. Bizim düz kaslarımızı uyaran sinir lipleri ise GVE'dir. Genel visceral efferent. Burada şunu belirtmek isterim size. Bakınız arkadaşlar, E yerine M gedirebilirsiniz. Bakınız E yerine M gedirebilirsiniz. Bunu gördüğünüzde şaşırmayın. Buradaki M motordur. Bakınız genel somatik motor, özel visceral motor, yani bu GSM de diyebilirsiniz, GSE yerine buna SVM de diyebilirsiniz, SVE yerine ya da GVM de diyebilirsiniz, GVE yerine. Bunu da karıştırmayalım. Bizim visceral motor nöronlarımız, yani GVE'ler, düz kasların bulunduğu yapılar uyarır. Düz kaslar nerede bulunur? İç organları da bulunur, iç organları uyarır. Bezlerde bulunur, yani glandlarda bulunur, onları uyarır. Yine damarlarda, damarların duvarında bulunur, onları uyarır. Yine kıl köklerinde, kıl diplerinde düz kaslar vardır. Hani korktuğumuzda kıllarımız böyle diken diken olur ya, işte o kıllarımızın dikleşmesini, üşüdüğümüzde titreşmesini sağlayan kaslar düz kaslardır. Onlar sempatik sinirler tarafından uyarılır. Bunlar GVE'dir ya da bunlara GVM de diyebilirsiniz. Evet, az önce bunları ifade ettik. Bakınız, az önce ifade ettik bunları. Bizim somatik efferentlerimiz GSE ve SVE olmak üzere iki çeşit. Visceral efferentlerimiz de GVE. Bu GVE'leri uyardıkları organa göre de adlandırırız. Örneğin kalbi uyaranlara bunlar visceral motor, visceral efferentler ya da otonom motor nöronlar bunlar. Kalbi uyaranlara kardiyomotor, iç organları uyaranlara viseromotor, bezleri uyaranlara sekretomotor, damarı uyarana vazomotor, bizim kıl köklerindeki düz kasları uyaranlara da pilomotor adı verilir. Evet, somatik aferentleri iki gruba ayırmıştık. GSA ve SSA şeklinde. Burada GSA ağrı, ısı, basınç, titreşim, proprioception. Proprioceptif duyu arkadaşlar, bu proprioceptif duyu bizim uzuvlarımızın uzayda pozisyonunu, yerini bize bildiren duyudur. Örneğin dudaklarımızın, yanaklarımızın, dilimizin ağız bölgesinde nerede olduğunu biliriz ve yanaklarımızı, dudaklarımızı, dilimizi yemek yerken ısırmayız. Çünkü biliriz nerededir bunlar. Veyahut da yürürken ayağımızın bulunduğu yeri de biliriz. Önümüze bakmadan yürüyebilir, ayağımıza bakmadan yürüyebiliriz. Örneğin bir diş hekimine gidip anestezi aldığınızda size derler ki birkaç saat yemek yemeyin. Neye? Çünkü proprioception duyusunu blok ederler. Ve sen dilinin, dudaklarının nerede olduğunu bilmeden ısırırsın dilini, dudaklarını, onları yersin, kanatırsın. Evet, bizim visceral aferentlerimiz de ikiye ayrılıyor. Bunlar GVA ve SVA. Koku ile tat GVA, özür dilerim, SVA, özel visceral aferent,
Genel visceral aferentler ise gerilme, spazm, tiksinme, iğrenme, bulantı, açlık, tokluk, bayılma, bunlar GVA'dır. Evet, burada şimdi şöyle bir balık avına çıkan ayı üzerinde fonksiyonlarına göre bu nöron tiplerini çalışalım isterseniz burada. Bakınız. Ayının balığı görmesi SSA'dır. Ayının balığı ağzına aldığında onun tatını, kokusunu alması SVA'dır. Ayı balığı ağzına aldığında onun sıcaklığı, soğukluğu, hayatını kurtarmak için çırpınış esnasında balığın oluşturduğu titreşim, basınç ise GSA'dır. Ayı balığı yediğinde midesinde sekresyonun başlaması, bağırsaklarında peristaltik hareketlerin başlaması GVE ile meydana gelir. Bezlerin çalışması yine GVE ile meydana gelir. Peki ayının balık ile doyması GVA'dır. Ya da oldukça çok sayıda balık yiyip karnının doyması yine bir GVA duyusudur. Ayının balığı yakalamak için ayağını, pençelerini balığa geçirmesi GSE'dir. Peki, yakaladığı balığı çiğnemesi için kullandığı çiğneme kaslarını uyaranlar da SVE'dir. Evet, bu şekilde bunu ifade edebiliriz. Burada da yine aynı şekilde önüne konan bir ilacı içecek olan kişi üzerinde biz bu fonksiyonlarına göre nöron tiplerini çalışabiliriz. Örneğin bu ilacın sıcaklığı, soğukluğu GSA'dır. Bunun tadı kokusu SVA'dır. Bunun görüntüsü SSA'dır. Kişi bunu içtiğinde bu sıvıyı içtiğinde midesinde oluşabilecek kramplar, spazmlar GVA duyusudur. Kişinin bu bardağı alıp ağzına götürmesi için kullanacağı kasları uyaran GSE'dir. Bu sıvıyı ağzına aldığında bezlerin salgı yapmasını, midenin belki spazm, kramp geçirmesi GVE'dir. Çiğneme kaslarının, mimik kaslarının ilacı alırken çalışmasını sağlayan nöron tipleri ise SVE'dir. Şimdi devam edelim. Biraz tekrar olacak ama bizim somatik duyu nöronumuz, bu nöron gövdesi ganglion spinale'de bulunur. Ya da kranial sinirin duyu ganglionunda bulunur. Bu pseudo-unipolar nöronun periferal uzantısı deri ve mukoza, kas ve eklemlerde sonlandığında bu GSA duyusu alır. Bakınız, aynı kangliyondaki bir başka pseudo-unipolar nöronun uzantısı eğer iç organlarda, kan damarları duvarında veya da iç organların
mukozasında sonlanırsa bu da GBA duyusu alır. Bakınız arkadaşlar, aynı ganglion içerisinde bizim aynı ganglion içerisinde bulunan pseudo-unipolar nöronlardan, bakınız pseudo-unipolar nöronlardan, eğer pseudo-unipolar nöronun periferal uzantısı deride, kemiklerde, kaslarda, eklemlerde, mukozada, ama hangi mukoza, bakınız bu mukoza, işte burun mukozası, ağız mukozası, burada sonlanıyorsa ya da korneada, gözde, göz küresinde sonlanıyorsa bu GSA duyusu alır. Eğer iç organda, kimdi bu iç organlar? İşte kalptir, bağırsaklardır, akciğerlerdir, viseral peritondur. Bakınız viseral periton, viseral plöra, viseral perikardiyum, buralardan KVA duyuları alınır. Buna karşın parietal plöradan, parietal peritondan, parietal perikardiyumdan KSA duyusu alınır. Zaten iç organlarda meydana gelen bir arıza, bir hasar, bir enfeksiyon önce GVA duyusu şeklinde başlar. Ama eğer bu enfeksiyon karın boşluğunda ya da göğüs boşluğunda yayılıp parietal ploraya ya da parietal peritona ya da parietal perikardiyuma ulaştığında ağrının niteliği değişir. O ağrı parietale vurduğunda somatik ağrı olur. Evet. Bizim bir de bakın bu somatik motor nöron. Somatik motor nöron GSE ve SVE'dir. Peki somatik motor nöron kaç çeşittir? İki çeşittir. Bizim iki çeşit somatik motor nöronumuz var. Bir somatik motor nöron, üst motor nöron ve alt motor nöron olmak üzere iki grup şeklinde görülür. Bunları da birazdan anlatacağım. Yani bu üst motor nöron, alt motor nöron nedir? Bunlar son derece önemli. Özellikle somatik sinir sistemini anlamak için, somatik sinir sisteminde meydana gelen bir hasarda oluşacak belirtinin ne şekilde, nerede ortaya çıktığını anlamak için bunları mutlaka iyi anlamamız gerekir. Bizim bir de viseral motor nöronumuz var. Hatırlayalım, viseral motor nöronlarda bir preganglionik vardır, bir de postganglionik vardır. Ganglion, nöron gövdelerinin merkez sinir sistemi dışında bir araya gelerek oluşturduğu düğüm şeklindeki yapıdır ganglion. Ve bu otonom motor nöronlar iç organlarda, kan damarlarında, bezlerde ve kıl kökü kaslarında sonlanırlar. Evet, bakınız burada arkadaşlar bir pseudo-unipolar nöron var. Nerede? Ganglion spinale içerisinde bir pseudo-unipolar nöron var. Bu pseudo-unipolar nöronun periferal uzantısı bizim parmak ucumuza geliyor. Buraya bir iğne batırdığımız zaman bu ağrı, bu uyarı önce pseudo-unipolar nöronun gövdesine getirilir. Daha sonra buradan da periferal uzantı ile medulla spinalis'in kornu posteriöründen geçerek şurada bu kornu posteriörde bulunan duyu ile ilgili ara nöronlara ulaşır. Evet, sinir sistemi terminolojisi içerisinde nükleus, traktus, ganglion ve periferal sinir kavramını iyi anlamamız lazım. Şimdi arkadaşlar, nöronların gövdeleri bir arada bulunur. Binlercesi, bazen on binlercesi bir arada bulunur. İşte bir arada bulunan nöron gövdeleri merkezi sinir sisteminin içerisinde ise bir nükleusu oluşturur.
Bu nükleusu oluşturan nöronların uzantıları, özellikle aksonları bir araya gelerek merkez sinir sisteminde uzanırlar. Burada bir araya gelen nöron gövdeleri eğer merkezi sinir sisteminin dışında iseler, bunlar da ganglion oluşturur. Bakın şu bir ganglion'dur. Şu bir ganglion. Şu da bir ganglion. Şu da bir ganglion. Bu ganglion spinale, şunlar ganglion paravertebralelerdir. Bu nöronların uzantıları, yani aksonlar, merkezi sinir sistemi içerisinde ise ona biz traktus deriz, traktus. Eğer nöronların uzantıları, yani aksonları, merkezi sinir sisteminin dışına çıktığında, o zaman biz buna nervus deriz. Hani diyoruz ya, nervus facialis, nervus trigeminus. Esasen bu nükleusu beyin kökünde olup uzantısı merkezi sinir sistemi dışına çıkan yapı demektir nervus. İşte gittikleri bölgeye göre, bazen fonksiyonlarına göre biz kraniyal sinirlere adlar veririz. Biz ganglionları, ganglion bahsinde bundan tekrar bahsedeceğim size. Biz ganglionları, duyu ganglionları ve motor ganglionları olmak üzere iki ana gruba ayırırız. Duyu ganglionlarının içerisinde duyu nöronunun gövdesi bulunur. İşte bunlara en güzel örnekler spinal sinirler için ganglion spinaleler. Kraniyal sinirler için de ganglion trigeminale, ganglion geniguli ve ganglion superior inferiorlar var. Hem nervus vagus için hem de nervus closo faringeus için. Bir de bizim motor ganglionlarımız vardır. Bu motor ganglionlar otonom motor nöronlarla ilgilidir. Hatırlayalım, otonom motor nöronlar ya da otonom sinir sistemi iki nöron zincirinden oluşur. Preganglionik ve postganglionik olmak üzere. Bu ganglionlar konusunu da ganglionlar bahsinde ya da videosunda ayrıntılı bir şekilde izah edeceğim. Evet, biz somatik motor nöronlara devam edelim. Arkadaşlar, somatik motor nöronlar bir çeşidi olarak genel somatik eferen ve ya da special visceral efferent şeklindedir. Eğer yutak kavislerinden gelişen kasları uyarıyorlarsa bunlara bir SVE, diğer çizgili kasları uyarıyorlarsa onlara GSE deriz. Somatik motor nöronlar çizgili kasları uyarırlar, istemli fonksiyonları oluştururlar, yerine getirirler. Bakınız burada şu bir somatik motor nörondur. Somatik motor nörondur. Yani bu bir esasen kraniyal sinirdir bu. Şu ise bir spinal sinirdir. Bizim hem kraniyal sinirlerimiz hem de spinal sinirlerimiz esasen aynı zamanda bir alt motor nörondur. Alt motor nörondur. Bunlar çıktıkları yer ile efektörü arasında herhangi bir kesintiye uğramazlar. Buna karşın otonom motor nöronlar viseral yapılara, yani iç organlara, glandlara, yani bezlere, düz kaslara ve damarlara giderler. Otonom motor nöronlar lif çeşidi olarak GVE'dir. Ve bunlar çıktıkları yer ile efektör organları arasında mutlaka bir ganglionda sinaps yaparlar. Bakınız, burada bir alt motor nöronu görüyorsunuz. Alt motor nöronun gövdesi medulla spinalis'in korna anteriöründe. Bu alt motor nöronun uzantısı spinal sinirin radix anteriörünü oluşturur. Daha sonra bu
radix posterior ile radix anterior birleşerek nervus spinalis'i oluşturur. Nervus spinalis'le beraber bu bizim iskelet kasımıza, burada musculus biceps brachii'ye giderek bunu uyarır. Bu bir alt motor nörondur. Şimdi peki üst motor nöron nedir? Üst motor nöron arkadaşlar şuraya gelelim bakınız. Şu üst motor nörondur. Üst motor nöron. Bu da üst motor nörondur. Nöron gövdesi, buraya dikkat edin. Nöron gövdesi korteks serebride, nükleus ruberde, koliculus superiorde, nükleus vestibularislerde bulunan nöronlar, yani beyin kökünün üst tarafında nöron gövdesi, truncus encephalinin ya da beyin kökünün üst tarafında bulunan nöronlar üst motor nöronlardır. Bunlardan en yaygın olarak bilinenlerden birisi tractus corticonuclearis ya da tractus corticobulbaris olarak bilinen yoldur. Bu yol korteks serebride başlar. Kranial sinirlerin, bakın şu yol, şu tractus corticobulbaris ya da tractus corticonuclearis'tir. Bu yol gelir bizim beyin kökündeki kranial sinirlerin motor nükleuslarında sonlanır. Onları uyarır. Bir de tractus, şu gördüğünüz tractus corticospinalis. Bu ise yine korteks serebriden başlar. Medulla spinalis'in kornu anteriöründeki alt motor nöronlarda sonlanır. Onları uyarır. Peki alt motor nöron ile üst motor nöronun hasarında ne gibi belirtiler ortaya çıkar? Bunu anlamamız gerekir arkadaşlar. Bakınız, burada bulgu üst motor nöron lezyonu, alt motor nöron lezyonunda nedir? Üst motor nöron lezyonunda kas gücü azalır. Alt motor nöron lezyonunda da kas gücü her ikisinde azalır. Atrofi üst motor nöron lezyonunda yoktur veya zamanla gelişir. Hemen ortaya çıkmaz, zamanla gelişir. Ama alt motor nöron felcinde atrofi kısa zamanda ortaya çıkar. Şimdi üst motor nöron felcinde medulla spinalis'in yani omuriliğin spontan bir aktivitesi vardır. O spontan aktivite altında kaslar kontrolsüz bir şekilde de olsa kasılmaya, bir nevi de olsa hareket etmeye devam eder. O yüzden üst motor nöron felcinde atrofi hemen gelişme, zamanla gelişir. O yüzden yok demiş. Ama alt motor nöron felcinde atrofi hemen ortaya çıkar. Tendon refleksleri üst motor nöron felcinde artar. Alt motor nöron felcinde değişmez ya da hafifçe azalır. Üst motor nöron felcinde patolojik refleks, örneğin Babinski, Hoffman gibi refleksler üst motor nöron felcinde pozitiftir, alt motor nöron felcinde negatiftir. Yine spastisite üst motor nöron felcinde vardır ama alt nöron felcinde yoktur. Fibrilasyon üst motor nöron felcinde yoktur, alt motor nöron felcinde vardır. Elektromiyografi üst motor nöron felcinde normaldir. Alt motor nöron felcinde ise denervasyon bulguları görülür. Bu belirtileri, yani üst motor ve alt motor nöron felcinde görülen belirtileri bir başka tabloda tekraren inceleyelim. Burada arkadaşlar üst motor nörona birinci nöron, alt motor nörona
İkinci nöron, ikinci motor nöron dendiğini de unutmayalım. Evet, kas zaafı birinci motor nöron hasarında geniş alanda görülür. Buna karşın ikinci motor nöron, yani alt motor nöron hasarında segmentaldir. Örneğin benim baş parmağımı uyaran spinal sinir C6'dır. Yani 6. servikal spinal sinirdir. Eğer benim 6. servikal spinal sinirim hasar görürse sadece benim baş parmağım ve yine bu C6'nın 6. servikal spinal sinirin uyardığı diğer kaslarda görülür bu. Dolayısıyla segmentaldir. Ama üst motor, yani birinci motor nöron felcinde kas zaafı geniş alanda görülür. Tonus üst motor nöron felcinde artar, alt motor nöron felcinde azalır. Tendon refleksleri üst motorda artar, alt motorda azalır veya kaybolur. Patolojik refleksler üst motor nöronda ya da birinci motor nöronda vardır, ikinci de yoktur. Kas atrofisi birinci motor nöronda yoktur. Niye yoktur dedik? Çünkü medulla spinalis'in kendine özgü spontan bir kontrolsüz de olsa aktivitesi vardır. İşte o yüzden spazm gelişir. Normalde bizim korteks replimiz medulla spinalis'in kontrolsüz spontan kasılmalarını kontrol eder. Ve hareketlerin düzenli, amaca uygun bir şekilde yapılmasını sağlar. Ama üst motor nöron felcinde medulla spinalis korteks serebrinin düzenleyici etkisinden mahrum kalır. Dolayısıyla da spazm, kasılma tarzında durumlar ortaya çıkar. Fasikülasyon, evet fasikülasyon birinci motorda yok. Ancak ön boynuz lezyonunda, yani medulla spinalis'in ön boynuzunu kapsayan lezyonlarda fasikülasyon ortaya çıkar. Duyu kusuru, dikkat edin, bu yeni bir bilgi bu tablo için. Duyu kusuru üst motor nöron felcinde yoktur. Ancak periferik sinir lezyonunda, yani ikinci motor nöron lezyonunda bu duyu kaybı vardır. Devam edelim bir başka tablo ile. Bakınız, birinci motor nöron felcinde ya da hasarında kas gücünde monopleji, paraplejik, hemiplejik, tetraplejik gibi bir durum ortaya çıkar. Bunları da açıklayacağım şimdi. Monopleji nedir, paraplejik nedir, hemiplejik nedir, tetraplejik nedir? Ama ikinci motor nöron hasarında kas gücü de azalma ya da kas kuvvetinde azalma segmentaldir. Tonus, yani gerilim birinci motor nöronda artmış, yani spastisi de vardır. İkinci motor nöron hasarında tonus azalmış ya da kaybolmuştur. Hipotoni vardır. Atrofi birinci motor nöron felcinde ergen dönemde yoktur ama ilerleyen dönemlerde ortaya çıkar. Ancak ikinci motor nöron felcinde atrofi hemen ortaya çıkar. Derin tendo refleksi birinci motor nöron felcinde artmış, ikinci de azalmış ya da kayıp olmuştur. Patolojik refleksler, örneğin Babinski, Glonus, Hoffman, palmomental birinci motor nöronda vardır ama ikinci motor nöronda yoktur. Fasikülasyon ve fibrilasyon birinci motor nöronda yok, ikinci motor nöronda vardır. Bakınız arkadaşlar, burada şu derimler bir parezis, bunların arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Paralizi ya da pleji. Bunlardan parezis, kas gücünde azalma ve kuvvet kaybını ifade eder. Eğer bir kişi kas gücünde azalma ya da kas kuvvetinde azalma şikayeti ile size geliyorsa, onda parezis vardır. Yani
o kasları uyaran nöronlarda kısmi bir hasar vardır. Ama eğer bir kişi size kolunu hiç hareket ettiremiyor şikayetiyle geliyorsa, yani istemli kas hareketlerini yapamama şikayetiyle geliyorsa, o kişinin kası, o kası uyaran siniri tamamen hasar almıştır. Buna biz felç diyoruz. Felç durumu. Felç durumu iki şekilde ifade edilir. Buna paralizi de denir, pileji de denir. Bunların ikisi aynı şeydir. Paralizi ya da pileji, ikisi de kök olarak bağlantısını koparmış, hareket etmeyen manasına gelir. Şimdi eğer felç bir ekstremitede ise biz buna monopileji diyoruz. Eğer iki ekstremitede ise biz buna dipleji diyoruz. Dipleji alt ekstremitelerde görülür. Üst ekstremitelerde dipleji olmaz. Yani üst ekstremiteleri kaplayan felç aynı zamanda alt ekstremiteleri de kaplar, değil mi? Çünkü bilgi yukarıdan, beyinden geliyor. Yani şurada olan bir hasar bu üst ekstremiteleri de etkiler, alt ekstremiteleri de etkiler. O yüzden dipleji bizim alt iki ekstremitemizde ortaya çıkar. Hemipleji vücudun bir yarımında ortaya çıkar. Hemi demek yarım demek. Ve vücudun dört ekstremitesinde de, yani kuadri dört demek, alt ve üst ekstremiteleri kapsayan, yani boyundan aşağı vücudun tamamını kapsayan felç durumu da kuadri plejidir. Siz bu pleji yerine paraziyi de kullanabilirsiniz. Yani azalma, kas gücünde, kuvvetinde azalmaya biz parezi diyoruz. Eğer bu tek ekstremitede olursa monoparezi, vücudun bir yarımında olursa hemiparezi ve her iki bacak da olursa buna da paraparezi ya da diparezi diyoruz buna. Şu diparezi, tetraparezi ise dört ekstremitede de ortaya çıkan durumdur. Bizim otonom sinir sistemimiz hem merkezi sinir sisteminde hem de periferal sinir sisteminde bulunan kısımları vardır. Preganglioniklerin nöron gövdesi merkezi sinir sisteminde bulunur. Ancak preganglioniklerin önemli bir kısmı yine merkezi sinir sisteminde uzanır. Örneğin kranial bölgedeki preganglionik parasempatitler 3. 7. 9. ve 10. kranial sinir ile beraber uzanırlar. Ve bu otonom motor nöronlar ya da visceral motor nöronlar, vegetatif motor nöronlar, bunların uyardıkları yapılar düz kasların bulunduğu tüm yapılardır. Hangiler bunlar? İç organlar, bezler, damarlar ve musculi arrectores, arrectores pilorum, yani kıl köklerinde bulunan düz kaslar. Ve otonom sinir sisteminin iki ayağı var, sempatik ve parasempatik olmak üzere. Bizim sempatiklerin, preganglioniklerinin nöron gövdesi vücutta medulla spinalis'in T1 ile L2 segmentlerinde kornolateralede bulunur. Başka yerde sempatiklerin preganglioniklerinin nöron gövdesi bulunmaz. Sadece şu bölgede bulunur. Ama şurayı şöyle hatırlayalım, bakınız. C8 segmentinden ve L3 segmentinden de sempatik katkı gelir. Bunu da böyle bir ayrıntı olarak hatırlayalım. Bu sempatiğin her iki tarafında bulunan otonom motor nöronlar da parasempatik olarak adlandırılır. Şu baş bölgesinde bulunanlar
pars cranialis kısmını oluşturur parasempatiklerin. Bunlar da üçüncü nervus oculomotorius, yedinci nervus facialis, dokuzuncu nervus glossopharyngeus, onuncu nervus vagus ile beraber bulunur bu preganglionik parasempatikler. Onların nöron gövdeleri bu kranial sinirlerin parasempatik nükleuslarında bulunur. Parasempatiklerin diğer kısmı ise sakral 2-4 segmentlerinde kornolateralede bulunur medulla spinalis'in. Bunlar da sakral parasempatiklerdir. İşte bu sakral ve kranial parasempatikler sempatiklerin her iki tarafında bulunduğu için para ismini almışlardır. Bu sempatik sinir sistemine torakolumbal sinir sistemi de denir. Çünkü medulla spinalis'in torakal ve lumbal bölgesinde uzanır bu sinir sistemi. Benzer şekilde parasempatik sinir sistemine kraniosakral sinir sistemi de denir. Çünkü bunun bir kısmı kranial bölgede, bir kısmı da sakral bölgede yer alır. Evet, bizim otonom motor nöronlarımız preganglionik ve postganglionik olmak üzere iki nöron zincirinden meydana gelirler. Bakınız, beyin kökündeki kranial sinirlerin parasempatik nükleuslarında preganglionik parasempatikler bulunur. Bunlar gelir, bir parasempatik ganglionda sinaps yapar. Dolayısıyla şu gangliona kadar olan şu nöron preganglionik, yani ganglion öncesinde. Burada bir sinaps olayı olur, sinapsa kadar olan kısma presinaptik ya da preganglionik diyoruz. Bu ganglionda sinaps yaptıktan sonra postganglionik otonom motor nöron gider, efektörünü uyarır. Bunlar efektörler, şunlardır. Bakınız, bizim medulla spinalisimizin T1-L2 segmentleri arasında preganglionik sempatiklerin nöron gövdeleri bulunur. S2-S4 arasında ise sakral parasempatiklerin nöron gövdeleri bulunur. Nerelerde? Kornolateralelerde. Kornolateralelerin kolumna intermedio lateralislerinde. Şunlar postganglioniklerdir. Postganglionik. Bunlar parasempatidiktir. Çünkü bizim beyin kökünde preganglionik parasempatidik, özür dilerim, beyin kökünde preganglionik sempatidik yoktur. Ama şurası, bakınız, medulla spinaliste bizim preganglionik sempatidik de olabilir, parasempatidik de olabilir. Eğer bu T1-L2 arasında ise preganglionik sempatidiktir. Yok, S2-S4 arasında ise bu preganglionik parasempatidiktir. Peki, şu gördüğünüz ne arkadaşlar? Bakın, bu resimde şu hipotalamusu göstermiş ve şöyle bir yol iniyor buraya, görebiliyor musunuz? Şöyle birisi bu ve bu beyin köküne geliyor. Şu ise medulla spinalis'e iniyor. Arkadaşlar, bizim otonom sinir sistemimizi hipotalamus kontrol eder. Hani insanlara böyle telkinde bulunurlar. Derler ki işte şunu yap, şunu yap, şunu yapma, böyle yap. Burada esasen ya da endişelenme, bunun sonucu iyi gelecektir veyahut da buna benzer telkinlerde bulunurlar. Burada amaç bizim otonom sinir sistemimizi bir derecede olsa kontrol etme amacıdır. Biz bunu hipotalamusu korteks serebri ile etkileyerek yapabiliriz.
Çünkü hipotalamus, yani bu diensefalonun bir kısmıdır hipotalamus. Hipotalamus bizim otonom sinir sistemimizi kontrol eder. Hipotalamusun ön kısmı parasempatik sinir sistemini aktifleştirir. Arka kısmı ise sempatik sinir sistemini hareket aktifleştirir ya da kontrol eder. Eğer biz korteks serebrimizi kullanarak hipotalamusu kontrol edebilirsek veya edebildiğimiz ölçüde otonom sinir sistemimizi de belli noktaya kadar kontrol edebiliriz. Mesela bir hayvana karşı bir köpek korkusu varsa insanda, onu bir takım telkinlerle, bir takım eğitimlerle köpekten korkmaz hale getirebilirsiniz. Burada korteks serebriyi kullanarak hipotalamusu etkileme söz konusu. Eğer siz hipotalamusun ön kısmını etkilerseniz artık köpekten korkmaz hale gelebilirsiniz. Evet, bakınız burada. Şurası yine önemli. Şurası medulla spinalis'in kornulateralesi. Eğer burası T1 L2 arasında ise burada ne vardır? Preganglionik sempatetiklerin nöron gövdesi vardır. Yok eğer burası S2 S4 arasında ise burada preganglionik parasempatetik vardır. Bu preganglionik sempatetik ya da parasempatetik gelir bir otonomik ganglionda sinaps yapar. Sinapstan sonra da postganglionik gider, efektörünü uyarır. Evet arkadaşlar, burada otonom motor nöron ile somatik motor nöronun karşılaştırılması yapılmış. Esasen bu bir tekrar olacak ama olsun, bu çizim üzerinde olayı daha net bir şekilde size anlatabiliriz. Bizim somatik motor nöronumuzun nöron gövdesi spinal sinirler için medulla spinalis'in korno anteriorunde bulunur. Peki bizim medulla spinalis'imizin kaç tane korno anterioru vardır? Arkadaşlar, medulla spinalis'in 31 segmenti vardır. Ve her bir segmentte de bir çift korno anterior vardır. O halde medulla spinalis'in 31 tane ya da 31 çift korno anterioru vardır. Çünkü her bir segmentten bir çift spinal sinir çıkar ve her bir spinal sinir içerisindeki motor sinir liflerinin nöron gövdeleri de bu korno anteriorde bulunur. Ve bu somatik motor nöron medulla spinalis, yani bu alt motor nöron oluyor bu, değil mi? Alt motor nöron. Alt motor nöronlar vücutta iki yerde bulunur. Alt motor nöronlar vücutta iki yerde bulunur. Birisi beyin kökündeki kraniyal sinirlerin motor nükleuslarında bulunur. Ki buradaki motor nöronların, yani alt motor nöronların uzantıları kraniyal sinirleri oluşturur. İkinci yer olarak alt motor nöronların bulunduğu yer medulla spinalis'in korno anterioridir. Burada da bulunan alt motor nöronların uzantıları spinal sinirleri oluşturur. Dikkat edin, bu somatik motor nöron iyice miyelinlenmiş, gövdesi ile efektörü arasında hiçbir kesintiye uğramaz. Somatik motor nöronların ganglionlarla bir ilişkisi yoktur. Ganglionda da sinaps yapmazlar. Çizgili kasları uyarırlar. Devam edelim. Burası kornulaterale. Eğer burası T1, bunu çok tekrar ediyorum çünkü öğrencinin bunu anlaması her zaman çok zor olur. T1 L2 arasında ise bu preganglionik sempatetiktir. Yok eğer S2
S4 arasında ise bu preganglionik parasempatiktir. Peki bu spinal sinirin radix ventralisi içerisinde o halde ne vardır? Bir somatik motor nöron var. Eğer T1, L2 seviyesinde isen preganglionik ne vardır? Sempatetik vardır. S2, S4 arasında ise ne vardır? Preganglionik parasempatetik vardır. Peki eğer sen T1'in üstünde isen diyelim C6, C7, C1 seviyesinde isen şu radix ventralis'in içerisinde GVE var mıdır? Bu GVE'dir değil mi aynı zamanda? Bu GVE lifidir. Şöyle GVE'dir bu. Visceral motor nöron var mıdır? Yoktur. Yani T1'in üzerinde yoktur. L2'nin altında yoktur. Evet, bunlar sıklıkla test edilebilen bilgilerdir. Bunlara dikkat etmeniz gerekir. Evet, biz bu otonom motor nörona geri dönelim. Bakınız, bu otonom motor nöron ya da visceral motor nöronun preganglioniği hafifçe miyelinlenmiş. Bu preganglionik gelir. Bir ganglionda, bu ganglionları anlatacağım size ganglionlar bahsinde ayrıntılı olarak. Bu ganglionda iki nöron, yani bir nöronun aksonunun uçları ile diğer nöronun gövdesi veya dendritleri veya aksonu da olabilir. Bir araya gelirler ama temas etmeden bir araya gelirler. Bu çizim bu yönüyle çok doğru bir çizim değil. Yani arada bir boşluk kalması gerekir. Bir sinaps boşluğu, sinaptik gap vardır burada. Burada nörotransmitter ile iletişim kurulur. Direkt temas ile iletişim kurulmaz. Ve bu nöron gövdesi ganglion içerisinde bulunan nöronu da biz postganglionik otonom motor nöron diyoruz. Ve burada postganglionik motor nöronun ya da otonom motor nöronun miyelinsiz olduğuna dikkat edelim. Bakınız şu bir ganglion. Ganglionda sinaps bu şekilde olur. Bakınız temas yoktur. Sin demek bir araya gelmek demektir. Sin bir araya gelme anlamına gelen iki örnektir. Evet, şu preganglioniğin nöron gövdesi nerededir? Eğer bu parasempatetik ise kranial sinirlerin yani 3., 7., 9. ve 10. kranial sinirlerin parasempatik çekirdeklerindedir nöron gövdesi. Yani şurası. Eğer bu sakral parasempatetik ise bu durumda nöron gövdesi S2, S4 seviyelerinde medulla spinalis'in kornilateralisindedir. Yok eğer bu presinaptik sempatetik ise nöron gövdesi medulla spinalis'in T1 ile L2 seviyelerinde kornilateralede bulunur. Ama kornilateralenin de kolumna intermedio lateralisinde bulunur. Evet. Visceral motor nöronlar çok tekrar oldu bu ama anatomi tekrar edilerek öğrenilir. O yüzden çok tekrar etmenin iyi olduğuna inandığım için böyle tekrar ediyorum. Visceral motor nöronlar ya da otonom motor nöronlar düz kasları, kalp kasını, bezleri uyarır. Bunlar vücut aktivitelerinin optimal düzeyde yapılmasını sağlar. İstem dışı çalışırlar ve efektörlerin çoğunu da viscera. Viscera demek iç organ demek. İç organın diğer anlamı splank demek. Splank, viscera. Viscera iç organlar, viscus iç organ demektir.
otonom sinir sisteminin 3 alanda somatik sinir sisteminden farklı olduğunu gördük. Efektörleri farklıdır, eferent yollar farklıdır, hedef organlar farklıdır. Evet, burayı geçebiliriz. Bakınız burada bir alt motor nöron var. Onun uzantısı direkt olarak gidiyor, efektörü uyarıyor. Bu bir somatik motor nöron. Şurada ganglion spinali içerisinde bir pseudo unipolar nöron var. Onun periferal uzantısı deride sonlandığı için GSA duyusunu alacak, değil mi? GSA duyusunun ne olduğunu öğrendik. GSA duyusu alacaktır burada. Bakınız, bu bir otonom motor nöron ya da visceral motor nöron. Tabii bu çizim çok doğru değil. Bunu korna anteriörde göstermiş. Halbuki şurada bir yerde gösterseydi onu daha doğru olurdu. Buradan çıkacak olan preganglionik, bu sempatetik de olabilir, parasempatetik de olabilir. Bu gelir paravertebral gangliona, burada sinaps yapar. Ya da prevertebral ganglion'a gelir, sinaps yapar. Yaptıktan sonra da post ganglion'a gider. Örneğin iç organlardan biri olan bağırsağı uyarır. Evet, somatik motor nöronlar somatik sinir sistemini oluşturur ve somatik sinir sisteminde tek nöron vardır. Halbuki otonom sinir sisteminde bir çift nöron vardır. Birisi preganglionik, diğeri postganglionik. Preganglionik miyelinli, az da olsa miyelinli, postganglionik ise miyelinsiz. Evet arkadaşlar, bu dersinde sonuna geldik. Ganglionlar bahsini bir diğer videoda açıklayacağım. Kolay gelsin, başarılar dilerim.